Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB yanıkları 9 günde 5,6 milyarı aşarken, Mayıs ayında ani artışlar yaşadı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, YouTube algoritması gereği, kanal abone sayısı ve video beğeni sayısı Shiba'nın geniş kitlelere ulaşmasında çok etkili, bu yüzden haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Son 7 günde 5,67 milyardan fazla Shiba Inu, son 24 saatte 1,69 milyar yakıldı. İnanılmaz bir başarı ile Shiba Inu topluluğu, son 7 gün içinde birden fazla işlemle 5,67 milyar büyük bir şıp kaldırdı. Bu toplu çabaya, amaca önemli ölçüde katkıda bulunan 3 önemli yakıcı, Blaze Token, MiceRose Wallet ve Jultfunks öncülük etti. Blaze Jetonu. Yeni başlatılan bir token olan Blaze Token, iki ayrı işlemle 3.70 milyar SHIB yakarak kısa sürede adından söz ettirdi. Blaze Token'in 3 Mayıs'taki ilk yakma işlemi 2 milyar büyük bir SHIB'i 19.992 dolar olarak tahmin ediliyor. Sonsuza kadar dolaşımdan kaldırdı. Proje 8 Mayıs'ta 1.69 milyarlık daha da önemli bir yakma ile devam etti ve şimdiye kadar Mayıs ayının en büyük SHIB yakıcısı konumunu pekiştirdi. Gizemli cüzdan. Gizemli cüzdan, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen tek bir işlemde rekor kıran 1.69 milyar SHIB yakmayı başaran ikinci noktayı güvence altına aldı. Cüzdan sahibinin kimliği bilinmiyor. Kultpunklar. Modulus Network'te yeni lanse edilen bir NFT koleksiyonu olan Kultpunks'ta 3 Mayıs'ta gerçekleştirilen tek bir işlemle 246.74 milyon SHIB'i sonsuza kadar dolaşımdan alarak varlığını hissettirdi. Bu başarı, Kultpunks'a haftanın en iyi SHIB brülörleri arasında 3. sırayı kazandırdı. Son 24 saat yanma. SHIB.com verileri, topluluğun son 24 saat içinde 1,69 milyar SHIB'i yok ettiğini ortaya koymaktadır. Bu büyük yakma, genel SHIB yakma oranını son güne göre %12.199,82 artırdı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.